Bütün izleyenlerimizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlarım pek iyi haberler veremeyeceğim ve buradan kime seslenmek istiyorum? AKP'de sayın Cumhurbaşkanının danışmanlarına, oradaki siyasi otoritelere adeta yalvarıyorum. Diyorum ki yapmayın, etmeyin. Eğer bu iddialar doğruysa inanın dolarda kıyamet kopar. Bu kıyametin kopmaması lazım diyorum ve çok rica ediyorum. Biz bu kanalda zaten sadece problemleri anlatmıyoruz. Türkiye büyük bir ülke ve isterse önündeki bu enflasyon, kur, işsizlik, açık problemlerini her türlü çözebilir. Bu çözüm önerilerini de naçizane ilerleyen dakikalarda iddialarla birlikte anlatacağım son aşamada. Dolayısıyla madem bizim elimizde bir çözüm önerisi varsa bu büyük ülkenin kaynaklarını, insan kaynağını, şirketlerini kullanarak doğru politikalarla biz bu işten çıkabiliriz. Yapmayın, etmeyin diye gerçekten rica ediyorum bütün o siyasi otoriteye. Peki nedir bu? Merak ediyorsunuz. Nedir bu iddialar? Ne oldu? Dolarda neden kıyamet kopacak diyorsunuz bana? Cevaplayayım. Bakın arkadaşlar. Bugün 6 tane ekonomik veri açıklandı. Bu 6 tane ekonomik veriye baktığımda şimdi ilerleyen dakikalarda vereceğim bunları. Bunlar dolarda kıyamete giden yolun döşenmiş taşları. Haliyle bu 6 tane veriyi iddialarla birleştirdiğim zaman bu iddialar gerçek olursa kıyamet kopar. Bu kıyameti kopartmayacağız. Çözüm önerilerimle karşınızdayım arkadaşlar. Biz burada Avrasya'da sadece sorunun değil aynı zamanda bir çözümün de parçasıyız. O zaman şöyle yapalım. Sırayla gidelim. Önce 6 tane bir veriyi hızlı, seri bir şekilde verelim arkadaşlar. Gelsin birincisi. Bakın birincisi ticari kredilerdeki durumu gösteriyor. 13 haftalık yıllıklandırılmış ve kur etkisinden arındırılmış verilerle 23 Ağustos haftasında ticari kredilerde büyüme %21.3 ile son 6 ayın en düşük seviyesinde yer aldı. Bilmiyorum grafik görülüyor mu ama yeşildeki çizgiden de izleyeceğiniz üzere 21.3 ile son 6 ayın en düşük büyümesi. Tüketici kredilerinin tutarı 23 Ağustos itibariyle 19.4 milyar lira artışla 1 trilyon 781 milyar olmuş. Söz konusu tutarın 455 milyarı konut, 82 milyarı taşıt, 1 trilyon 234 milyar lirası da ihtiyaç kredisinden oluşmuş arkadaşlar. Ve burada kredi hacmine toplamda baktığımızda 14 trilyon 289 milyardan 14 trilyon 490 milyara çıktığı gözüküyor. Ama ticari kredilerimizde problem var. E peki neden var? E bu faiz oranlarıyla diyeceksiniz ki ticari kredi nasıl büyüsün? Ticari kredi büyümediği zaman ekonomik aktivite artmıyor. Artmadığı zaman al sana konkordato sonrası iflas %30'u geçecek bir işsizlik. Bu durum işte arkadaşlar o kıyamete giden yolun ilk taşı. Çünkü iktidar partisinin oylarını deli gibi eritiyor değerli arkadaşlarım. O zaman hadi gelin şimdi ikinci taşa bakalım. İkinci taşta da gördüğünüz gibi arkadaşlar ne var? Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatları. Şimdi bakın burada diyor ki 23 Ağustos haftasında parite etkisiyle 3.4 milyar dolar artmış. Parite etkisinden arındırıldığında ise 2 milyar dolar artmış. E şimdi Şimşek'in programı ne yapacaktı? dolarizasyonu azaltacaktı. E ne var ortada ama e 2 milyar dolar yurt içindeki yerleşiklerin artmış toplamda ne olmuş? 172.4 milyar dolar olmuş. E peki neden olmuş bu? E neden bizim vatandaş dövize geçiyor, şirket dövize geçiyor dediğimizde sizin önümüzdeki dönemde enflasyonu düşürme konusunda handikaplarınızın olacağını, zorluklarınızın olacağını takdir ediyorlar. E peki niye düşmüyor enflasyon dediğimizde? Burada hem Şimşek'in yaptığı hatalar var hem de iktidar partisinin Şimşek'i siyaseten destekleme konusunda bir güçsüzlüğü var. Şimşek yapısal reformları yapmadı. Sadece faizle yola çıktı dedik. Ay, hal yasasını geçirmeden gıda fiyatını nasıl düşüreceksin? E ama gıda fiyatını düşürmek için hal yasasını geçirmen için de AKP'nin içinde anladığım kadarıyla birilerinin canının yanması gerekecek. Karından olacak aracılar. E diğer nokta siyaseten destek eksikliği var diyorum. E dış politikada biz agresif söylemler söylersek yabancı yatırımcı buraya nasıl gelecek e gelmeyecek değil mi? Ve haliyle yabancı yatırımcı gelmezse döviz getirmezse kur geçişkenliğiyle halkın içinde enflasyonun artacağı düşüncesi artmaz mı? Çoğalmaz mı? E bu da dönüyor dolarizasyonu yukarıya çekiyor. Üçüncü konu. Üçüncü konuda bakın. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın rezervlerinde geçen hafta gerileme izlendi diyor ne diyor? Swap hariç net rezervlerde de belirgin bir gerileme kaydedildi. 23 Ağustos haftasında swap hariç net rezervler 4.3 milyar dolar gerilemeyle 21.4 milyar dolar olarak kaydedildi. E arkadaşlar hani bizim rezervlerimiz artacaktı? Niye rezervler geriliyor? Neden dolara basma ihtiyacı hissediyoruz? Neden dolar biriktiremiyoruz? İşte az önce söyledim. Dış politikada agresif söylem olursa enflasyonun kalıcı önlem düşeceği anlaşılmazsa bakın tefeci sermaye bile kaçıyor, gelmiyor yeteriyle siz gelen 3 kuruş parayla basmaya çalışıyorsunuz. Bu işin sonu kötü olur. Kalıcı çözümlerin dış politikada ve hukukta gerçekten pozitif adımların atılması lazım diyoruz. Devam edelim verilere arkadaşlar. Dördüncü veri. Dördüncü veri KKM. Bakın kur korumalı mevduatlar geçmiş yönetimin bize kötü bir mirası enkazıdır. Batırmış koymuşlardır e, eski yönetim ve KKM ile doların artışını önlemek için çok büyük bir faiz trilyonluk maliyetlerle işte bugünkü bütçe açığının ana gerekçelerinden biri de budur. Kamu kaynakları buralara gidiyor arkadaşlar. E ne olmuş? 40,5 milyar liralık bir gerileme olmuş. Kur korumalı mevduatın büyüklüğü 1.62 trilyon. Grafikte bilmiyorum görebiliyor musunuz ama 3.4'ten 1.6'ya inmiş ama buradaki o 1.6 işte dolarda kıyamete giden yolun en önemli taşlarından biri. Siz eğer burada şimşek politikalarında başarısızlığa uğradığınız anda buradaki 1.6 trilyon dolara talep olarak döndüğü zaman kıyameti sizin başınıza kopartır ve bundan kurtulamazsınız. E tabii ki önemli iddialar da var. Bu kıyamet lafı neden dilimize dolandı? Hakikaten öyle bir durum anlatacağım. E şimdi gelelim diğer noktaya. Bakın menkul kıymet istatistikleri. Ne var burada? Bakın ortadaki kırmızı çizginin altında yurt içi piyasa toplamı diyor. Hisse senetleri ilk defa 23.08.2024'te 66 milyon e, dolarlık bir giriş var. Çok küçük yani kumsalda kum tanesi. Ama bakın buradaki tezgah şu 11.000 endekste yurtkardan çakıyorlar 9.000 endeksten hatta mümkün olsa 8.900'den mal toplamaya çalışıyorlar. Size 8.000 pardon arkadaşlar eşik değer olarak neyi söylemiştik şu an itibariyle 9.800'lerde endeksimiz işte 9700'ün üstünde tutunabilirse yukarıya doğru hareketin gerçekleşeceğini, buranın önemli bir yer olduğunu söylemiştik. İşte altta 9500'e iki kere dokundu, yukarı çıktı dedik. Şimdi diyeceğim şu ki 25 yıldır aynı tezgaha görüyorum burada. Yukarıdan çakıyor yabancı aşağıdan topluyor. 9700'ün üzerinde yukarıya doğru yön açıktır demiştik. Cuma günü işte akşama doğru 9800'lerde falan seyrediyordu. Orada teknik yorumumuz doğru çıktı. E ama nedir olay? Sizleri yan tahtalara sokarak, yani dandik tahtalara sokarak borsadan bir şekilde kaçırtıyorlar, korkutuyorlar. Yani şunu demek istiyorum. Bilanço beklentisiyle hedef fiyatı yüksek olan Gerçekten eli yüzü düzgün kağıtlardan ziyade yan tahtalara sokarak korku ve panikle işte YouTuberların demesiyle, uzmanların demesiyle ağzı olan Türkiye'de konuşuyor. Ama ne olacak? Yine bunlar e, hisse piyasasını dalgalandırarak, çevirerek karlarını ceplerine koyacaklar. 11.000'de de ver, 9.500 al. Allah ne güzel bir tezgah vermiş bunlara gidiyorlar. Ha, esas demek istediğim nokta, kusura bakmayın burada hisse senetlerinde çok konuştum. Demek istediğim o 66'nın altında eksi 1 milyar dolar var. Bakın daha önce 1.4 trilyon, 1.4 milyar dolar düzeltiyorum bir giriş var. Bu hafta 1 milyar dolar çıkış var. E kardeşim şimşeğin programıyla bir istikrar sağlamayacak mıydık? İstikrarlı bir giriş kurdaki garantimiz olmayacak mıydı? Bu gibi dengesizlikler önceki haftalarda da oldu ve bu işte dolarda kurun bir şekilde kontrollü olarak yukarı gitmeyebileceğini gösteriyor bize. Neden? Birazdan anlatacağım iddialardan dolayı. Hadi bunu da geçelim çok konuştuk arkadaşlar. Ve son olarak bakın neyi gösteriyorum? Para arzını. Arkadaşlar para arzına bakar mısınız? Para politikası faizi arttırmış ama bu M3 para arzı yani dolaşımdaki para, vadeli vadesiz mevduat ve menkul kıymetler ne olmuş? 17,5 trilyon. Yani bu kadar büyük 45 derecelik açıyla artan bir M3 para arzı varken enflasyon nasıl düşecek biri bana anlatsın diyorum. Değerli arkadaşlarım birazcık verileri detaylı anlattım ama bunlar e, gerçekten e, o kıyamete giden yolun taşları diyorum. Nedir peki bu iddia duyduğumuz bizi ürküten iddia dediğimize? Dün arkadaşlar televizyonlarda e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın Nebati ile bir saati aşkın bir toplantı yaptığını duyduk. Ben İsmail Saymaz'ın yalancısıyım Halk TV'de duydum daha sonra TV100'de de aynı iddialar. Ankara'da aynı iddialar konuşuldu. Gerçek midir değil midir bilmiyorum. Ama burada şu bir gerçek. Yerel seçimde çok büyük bir başarısızlık. Daha sonra yapılan en ciddi anketlerde bile oy oranlarında bir gerileme var. Ve bu Sayın Cumhurbaşkanı başta olmak üzere AKP'de biz buradan nasıl sıyıracağız şeklinde anladığım bir düşünceye onları itiyor. Ve haliyle bu sıkışmada dönüp aslında bu tablonun mimarlarından birisi olan Nebati ile bile bir görüşme yapılıyor. Nebati ne yapacak? Nebati bizim başımıza KKM'yi saran adam. Nebati düşük faizlerle bir saman alevi gibi canlılık yapıp ondan sonra da çok büyük bedeller ödememizi sağlayan politikanın uygulayıcısı. Elbette onun üstünde Sayın Cumhurbaşkanı var mıydı? Vardı. Ama şimdi Nebati şimşeye eşit değildir. Dolayısıyla bakın Nebati siyaseten yani AKP açısından baktın mı çok başarılı bir insan acayip başarılı diye Cumhurbaşkanlığını kazanan bir AKP var. Ama bunun bedelinde de kamu kaynaklarının savurganca harcanmasıyla KKM'yi getiren biri. Öbür tarafta Şimşek'e baktığımda yerel seçim başarısızlığı var. Aşırı eriyen bir AKP var ve AKP açısından Şimşek çok kötü biri. Ama dönüp ben ekonominin temellerine baktığımda KKM'yi tasfiye ederek Türk halkını trilyonlarca liralık ver, 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 e, zamlardan, vergilerden, yükten kurtarmaya çalışan biri olarak bakıyorum. Bakın Şimşek'in yaptığı başarılıdır demiyorum. Ama 2028'e kadar kardeşlerim ortada bir seçim yoksa, yerine başka bir yönetim gelemeyecekse, şimdi size şu soruyu soruyorum. Bizi bu... Molozların altından çıkarmaya çalışan insanı mı tutmak lazım yoksa nebatiyi mi tutmak lazım? Çok basit bir tercih bu. Haliyle burada doğru işlerin yapılması lazım. Şimşeğin eksiklikleri var. Bütün bütçe açığını bize yıktı. Tasarrufu bize yıktı. Kimse tasarruf yapmıyor AKP'de. Kimse vergi vermiyor. Vergiyi biz veriyoruz. Bütçe açığını zamlarla, vergilerle biz ödüyoruz. Eyvallah. Ama şimdi burada nebatiden görüş aldığınız zaman akıllara bin tane soru düşer. Dolayısıyla bu yola girmememiz lazım. E peki nedir çözüm? Ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın danışmanlarına naçizane şunu söylemek isterim. AKP'li kurmaylara bakın. 20 yılda çok büyük hatalar yapıldı. Dışa bağlı bir ekonomi haliyle katma değer üretemiyor. Yüksek teknoloji üretemeyen bir sanayimiz ve ihracat yapımız var. Size baskı yapıyorlar ki kuru yukarı çıkartın faizi düşürün. Elbette bir noktada ben de katılıyorum. Burada faizin inmesi lazım. Ama burada şimşeği harcayarak şimşeği öteleyerek olmaz bu iş. Önümüzde çok iyi bir kapı var. Bakın birincisi şu Amerikalılar faiz indirdiği zaman bu bizim merkez bankasına faiz indirmek için bir kapı açacak. Bu bir. İkincisi ayın 6 Eylül'de bir not artırımı geldiği zaman bu da ister istemez bizim firmalarımıza daha makul faizlerle borçlanma imkanı verecek. Bunlar çok küçük nefesler. Bunların çok büyük kurtarıcılar olduğunu elbette ki iddia etmiyorum ama bakın bunlar çıkışın ilk aşamaları. Haliyle bakın şimdi burada ya kur çıkacak. E kur çıktığında enflasyon oluyor. Geçmişte kur'a nasıl basıyordunuz? Rezervleri harcayarak ama rezerv yok. Bakın gösterdim verilerde olan o 20 milyar dolar da azalmaya başladı. E, kur yukarı çıkacak, enflasyon yaratacak. Abuna e, buna gerek yok." diyorsunuz. Yüksek bir faize sermaye akışı sağlamaya çalışıyorsunuz ama sermaye akışında da problemler var. Neden? Yineliyorum. Dış politikadaki agresif söylemler. Hukukta yani şunu yapın. Can atalayı çıkarsanız Osman Kavala'yı çıkarsanız Sayın Cumhurbaşkanı bunlara çok kızgın olabilir ama burada 85 milyonun hatrı için bunu yapamaz mısınız? Dış dünyaya Türkiye'nin daha demokratik olduğunu ispatlayamaz mısınız? Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir parmağı şıklatmasıyla bu düzeldiği zaman o menkul kıymet istatistiklerinde hisseye ve tahvile girecek paraları görürsünüz o zaman ve inanın o zaman bu politika çalışmaya başlar. Halkın üzerindeki yük de azalmaya başlar ve agresif söylemlerden ne kadar uzak kalırsak elbette ki Orta Doğu'daki zalimliğe hepimiz üzülüyoruz ama 86 milyonun hatrı için en azından agresif söylemler yapılmazsa burada kredi derecelendirme kurumlarıyla beraber dış sermayenin Türkiye'ye gelmesi konusunda bir kapağı açarız bakın. Bu çok önemli bunları yapmak lazım. E şimdi bakın karşımızda ne var? Ya kur çıkacak ya faiz çıkacak. E faiz çıktığında da canınız yanıyor, işsizlik oluyor. Konkordatoları iflaslar. Ama yok ki başka alternatifi. Ya faiz artacak ya kur. Ara formülü az önce söylediğim şeyler. Faizin işsizlik ya da kurun enflasyonla yarattığı... ...ve AKP'de oy kaybına yol açan bu zararları az önce belirttiğimiz öneriler minimize ederek burada yıpranmayı azaltır. Hem AKP az yıpranır hem Türk halkı Anadolu halkları az yıpranır. Dolayısıyla lütfen bu önerileri gözetin diyorum. Eğer bu öneriler yapılmazsa Şimşek'in tasfiye edilmesi şu veya bu şekilde Cevdet Akçay'ın tasfiye edilmesi şu veya bu şekilde dolarda kıyameti karşımıza getirir. Lütfen yapmayın bunu.